Ses kontrol. 1-2. Evet, kısa paslar kaldığı yerden devam ediyor. Yavaş yavaş başlıyoruz programa. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Milli formayla beraber bizi defalarca temsil etmiş ve bu temsillerinde kürsüde sonlandırmış, bizi gururlandırmış. Bizim için çok önemli bir isim, çok önemli bir sporcu. Fatih Mehmet Şahin bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk arkadaşlar. Farklı spor dallarını konuşmaya amaçlayan bir spor programıyız. Sadece futbol, basketbola yüklenmek yerine farklı spor dallarını da özellikle bilmediğimiz ve bilgi edinmek istediğimiz spor dallarını da konuşmak isteyen bir spor programıyız. Baştan söyleyelim, kickboksla ilgili. Evet, hocam onun öncelikli bir doğru telaffuzunu evet. Sizden duyalım. Kickboks doğru telaffuzu. Ona kickboks diyen arkadaşlar da var. Kickboks diyen arkadaşlar da var. Bazı çok deniyor da. Kickboks. Evet. Hocam öncelikle kickboksa sizin başlamanız, bu spor hayatınızdaki sürecin başlangıcı nasıl oldu? Babam çok istemiş yapmayı zamanında ama tabii ona nasip olmamış. Bizi başlattı iki tane abimle beraber. Benim iki abim daha milli sporcu ama aralarının en başarılı tabii ki de benim. Biraz şey durumu, Cem Yılmaz, Can Yılmaz eskiler. 97 yılında başladım spora. Tabii profesyonel hayata son 7 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. 2011'den 2015 yılına kadar Büyükler Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil ettim yurt dışında. 2 dünya derecesi aldım. 1 tane Avrupa, 2 tane uluslararası derece aldım. 5 kez Türkiye şampiyonluğum var. Bu şekilde. Yani bunlar inanılmaz dereceler ve inanılmaz bir çalışma disiplini. Kesinlikle. Ne bileyim, antrenman hocam, temposu, beslenme düzeni gerektiren kesinlikle şeyler. Hani bunların hepsine yani yıllar boyunca dikkat edip hiç yani belki de hiç evet, kaçamak yapmamanız da gerekiyor. Çok yapmadık da zor da bir yaşam tarzı. Evet. Onu sormak istiyorum. Yani nedir bunun zorlukları? Ya bizim mücadele sporları yani bir futbol veya da toplu branş değil. Bizde sadece tek başına ringe çıkarsın, savaşırsın ve inersin. Bizim olayımız biraz daha farklı, o yüzden sakatlandığın zaman sadece ailen ve sevdiklerin olur. Onun dışında ringde tek başınasın. Çok büyük sakatlıklar da geçirdim. Sağ ciğerim söndü, iki kaburgam çatladı. Oo. Parmaklarımın çoğu kırıldı. Çok geçmiş oldu. Yani teşekkürler. Şu an iyi, sıkıntı yok. Olsun ama ben yine olsa, yine çıkar savaşırım. Şu an aktif olarak sporculuğu yapmıyorum. Daha çok antrenörlük yapıyorum ama evet, zaten bırakalı da bir 5-6 ay oldu sporu. Ama tabii bana çok güzel şeyler kattı. Dediğiniz gibi mücadele sporu. Ringe çıkıyorsun. Çoğu zaman arkadaşlarımdan feragat ettim. Çoğu zaman gezmeye gitmedim, tatile gitmedim. Oturdum, sadece antrenman yaptım başarı alabilmek için. Evet. Ama iyi ki de almışım. Çok da mutluyum şu an. Dövüş sporlarında motivasyon dediğiniz gibi çok önemli. Orada tek başınasınız. Tek başına bir takımsınız aslında. Siz peki ringdeyken motivasyonunuzu neye bağlıyordunuz? Mesela atıyorum milli maçlarda hani milli sevda, milli bayrağı en yukarı çıkartmak, o marşı dinletmek tabii ki bir köşede ama kişisel olarak kendinizi motive ederken neyi kullanıyordunuz? Biz gece gündüz antrenman yapıyorduk. Ben haftanın 7 günde 6 gün çift antrenman yapıyordum. Bir gün tek antrenman yapıyordum. Maça çıktığın zaman antrenmanda ağlamayan maçta gülemez diye bir laf vardı benim abim. Aynı zamanda antrenörüm. Ben de maça çıktığım zaman tabii ki de hani o yaptığım antrenmanları, çektiğim sıkıntıları düşünüyordum. Benim yetiştiğim yerde merdiven altı spor salonlarıydı. Biliyorsunuz hani merdiven altı spor salonlarına çok kişi gitmez. Evet. Biz öyle bir yerde büyüdüm ben. Tabii bakıyorsun şimdi başarı oranı çok az Türkiye'de, yurt dışında. Çok ter dökmüşsün, çok emek vermişsin. Ringe çıktığın zaman da sadece sen varsın. Yenilsen de sen varsın, yensen de sen varsın. Dediğim gibi mücadele spor, tek başınasın. Yani yendiğin zaman herkes seni tebrik ediyor ama yenildiğin zaman kimse yanında olmuyor senin. Tabii ki bizim en büyük amacımız Türk bayrağını yükseğe göndere çekmekti. Oraya çıktığımız zaman elimizden gelen, yurt dışı arasında elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyuyorduk. Savaşımızı veriyorduk. Çok şükür Allah'a da maçımızı alıyorduk. Engelsiz kickboksta ne kadar başarılıyız? Hani dünya sıralamasında 3. sıradayız. Çok önemli bir başarı. Bence de çok önemli bir başarı. Peki bir şey diyeceğim hocam. Buyurun. Bunu çok fazla da şeyde görmüyoruz ama biz yani. Nasıl diyeyim? Televizyonda. Evet yani ilgilenmiyorsak çünkü, eğer. Evet çünkü çok büyük bir desteğimiz yok. O yüzden olimpik bir spor değiliz biz. Neden olimpik? Aslında biraz şöyle. Konudan konuya atlıyoruz belki. Aynen. Evet çünkü karşımızda bu işi Türkiye'de en iyi anlatacak kişilerden biri var. Bir dünya şampiyonu var. O yüzden biz de aynı dinleyicilerimiz gibi şu anda hani
sorabildiğimizi soruyoruz. Biraz konudan konuya atlıyoruz ama belki de bu şekilde daha çok şey öğrenmiş oluruz hocam. Evet. Mazur görünüz diyelim. Ve neden olimpik spor değil kickboks? Olimpik branşlar daha çok görselliğe önem veriyor ama tabii ki bizim branşımız aslında görsellikle bence birinci sırada. Tabii olimpik branşlarda sakatlanma riskine de insanlar yüzde oranına bakıyor. Aslında bizim branşımız bir futbol gibi dünyada futbol 3. ya da ilk 5'tedir sakatlanma riskinde ama kickboks çok tehlikeli bir spor gibi geliyor ama aslında öyle değil. Yani sakatlanma oranı aslında çok düşük bilen insanlar için. Tabii ki yeni başlayan insanlar için herkes işte hocam burnum kırılır mı? Hocam parmağım kırılır mı? Hocam bana bir şey olur mu? Öyle bir şey yok. Maça çıkıp dövüştüğünüz zaman kaskımız var, korumamız var. Yani sakatlanma oranı çok düşük. İnsanlar çok böyle ön yargılı yaklaşıyor. Hocam acaba sakatlanır mıyım? İşte bir sıkıntı olur mu? Özellikle kadınlar burnum kırılır mı? Onu soracaktım ya. Kadınların katılımı nasıl mesela? Kadınların çok yüksek. Özellikle zaten... öğrencilerinizden de hareketle belki... Var. Çok kadın öğrencim var. Tabii ki öyle burun kırılma, işte parmak kırılma, göz morarma öyle bir şey yok. Geliyorlar gayet güzel yumruk atmayı öğreniyorlar. Kendini savunmayı öğreniyorlar. Sıkılaşıyorlar. Bayanlar için en büyük sorun. Hem kardiyo hem kuvvet bir kesinlikle, arada kesinlikle. Ben bir aileler de tabii kaygıyla yaklaşıyor bu durumda. Çünkü bilmedikleri için aslında oğlum sakatlanır ya da çocuk kızım sakatlanır diye düşündükleri için biraz da o yüzden Türkiye'de buna bir korku olmuş olabilir. Evet. Hocam şeyden bahsettiniz, kadınların kendi özel hayatında hani kendilerini daha iyi hissedebilirler kickboks sayesinde diye. Çocuklar için bence mükemmel bir spor. Kendine özgüvenleri geliyor. Bir de yani spor salonunda bu sporu yaptığın zaman dışarıda kavga etmek için bir çaba içerisine girmiyorsun. Değil mi? Her türlü dövüyorsun. Kesin ya, öyle öyle. Gerçekten biz hoca olarak insanları uyarıyoruz. Yani dışarıda bu işi, özellikle çocukları tabii ki. İşte bizim dövüştüğümüzü falan gördüğü zaman işte aa hocam ben de istiyorum, ben de dışarıda yapmak istiyorum. Tabii öyle bir şey değil. Antrenman yaptığın zaman içerideki bütün stresi attığın zaman dışarıya bir şey kalmıyor. Değil mi? Ya bir de şey çok önemli. Aslında çok ince bir nokta, inşallah anlatabilirim. Yani kavga edeceğinizde çözümün sizde olduğunu biliyorsanız, yani kavga ettiğiniz anda rakibi nakavt edeceğini biliyorsanız zaten ya o işe hiç bulaşmazsınız ya da içinizi rahat ettirecek birkaç lafı cümle halinde söyleyip bitirirsiniz. İşte en kaba tabiri adam dövmek diyeyim yani. O zaten haz edilmiş bir durum. Çünkü mesela hani hocamızla ilk tanıştığım anda ben yüksek bir özgüven. O hani, zaman diyorsun ki kavga. Onu alıyorsun yani. Bir sakinliği şey alıyorsun. Karşıdakine diyorsun ki, oğlum bak git. Oğlum bak git. Kadınlar açısından da mesela bu bir avantaj aslında yani. Bu kesinlikle teknikleri biliyorum. Hele kadınlar... maalesef Türkiye'de. Çok kadın öğrencim var zaten. Öncelikle ilk başta böyle geliyorlar. Hocam işte trafikte kavga ediyoruz bilmem, bize laf atıyorlar falan. Spora başladıktan sonra insanlar laf atsa bile dönüp bakmıyorlar. Yani çünkü kendimi ispat edecek bir şeyim yok. O zaman bir şarkı dinleyelim. Hemen 3 dakika sonra tekrar burada olacağız. Saçımızdan düştü yerlere, düştü yerlere. Atmışız da tutmuşuz da sallamışız. Kıçımızdan öyleyse bile, öyleyse bile.
Evet, kısa paslara tüm hızımızla başladık. Bugün dövüş sporlarından olan kickboksu konuşuyoruz. Dünya şampiyonu hocamız Fatih Mehmet Şahin'le. Ben şeyi sormak istiyorum. Birçok kez ringlere çıktınız. Belki bir sayısı vardır. Kaç sayısı var mı böyle? Sayısını hatırlamıyorum. Sayısını hatırlamıyorum. Şimdi, bu kadar çıktığınız ringlerde başınıza gelen böyle bir en ilginç olay var mıdır? Yani şunu asla unutamıyorum, şu yaşadığım olayı. En ilginç olay var. Ya aslında çok olay var da. Sadece en eneni böyle. En eneni bir... Normalde yenilmemem gereken bir maçta yenildim. Hocam da beni köşede bekliyordu dövmek için tabii. Neden yenildim falan diye. Şey canım, öyle bir şey mi oluyor? Tabii canım. Öyle mi? Evet. Hayda. Yani zaten her hoca dövmez de. Yani benim hocam çok böyle heyecanlıydı. Bir de çok başarmamı isterdi. Çok iyiydim ama yenildim. Hocam bilerek yenilmiş gibi bir halim. Yenilmemem gereken maçta yenildim. Aynen öyle. Hoca öyle bir diyor ki hani... Karşı taraf yumruk atlamış, hoca sanki elini şey kafasını yumruğa götürmüş gibi. Yenilmemem geçen bir maçta yenildim abi. İşte hakem karşı tarafın elini kaldırdı. Ondan sonra inmem gerekiyor ringler. Tabii ben inmedim. Hocam köşede bekliyor. Bir tarafta abim bekliyor. Hakem geldi, diğer maç başlayacak, in diyor. Ben inmedim. Çok özür diliyorum, bölüyorum da abi de kickboxtu değil mi? Tabii. Şimdi o da dövüyor mu? Tabii, o da dövüyor. O da dövüyor. Hocam hakeme şey demeniz lazım. Kolaysa senin hakem. Abi aynen öyle dedim zaten. Oğlum insene falan dedi. Hocam inmem falan. Niye inmiyorsun? Dedim hocam istiyorsan sen bir in de odaya sen ye falan. Bir 15 dakika falan inmedim. Tabii sonra hocamın dikkati dağıldı. Ben ringin diğer ucundan kaçıp gitmiştim. Stadı terk etmiştim. Tabii akşam yine dayağımı yedim, kaçamadım. Herhalde bu dövme bir teknik dövme değil mi sizin aranızda olan? Tabii bizde öyle kafa yok, göz işte girmedi. Bir dövme olur. Bir vuruş olur, net olur. Arkadaşınızla maç yapmanız gerekli mi? Ya şimdi bizde siklet spor olduğu için şimdi her Türkiye şampiyonasında aynı kiloda oluyoruz. Yani denk gelme ihtimalimiz de %50 %50 ki yani 3 Türkiye şampiyonasının 3'ünde de denk geldik. Evet. Yani maçtan bir gün önce canciğeriz ama maç günü arada soğuk buzlar esiyor. Çok sevdiğim bir kardeşimle 3 kez maça çıktık. Görüşmüyorum tabii ki de. İkisini ben yendim, birisini o yendi. Ama tabii ring dışında kardeşiz ama ring içinde işin profesyonelliği burada başlıyor. Birbirimizi tanımıyoruz. Yani tabii ki de saygı çerçevesi içerisinde dövüşüyoruz falan. O şey çok güzel bir görüntüdür ya. Birçok dövüş maçından sonra iki dövüşen oyuncunun bir anda maç sonu birbirini tebrik ederken sarılması. Evet biz öyle. Gerçekten öyle. O çok enteresan bir duygu. Yani ben maçın içine ben düştüğüm zaman hemen mesela bir sakatlık maçın birisinde çok sevdiğim bir kardeşimle dövüştüm. Sakatlandım. O anda eldivenimi çıkartmam gerekiyor. Direkt beni kucağına aldı, aşağı indirdi. Yani bundan olmazsa işin profesyonelliği olmaz. Fair play. Ama yani güçlü bir psikoloji gerektiren bir şey. Mesela kickboksla uğraşıyor olmasaydınız, yine bir sporcu olacak olsaydınız hangi branş olurdu bu? Yani hangi branş olurdu? Güreşi çok isterdim. Dövüş, mücadele dövüş sporu. Evet, ben şu an mesela son 6 aydır antrenörlük yapıyorum artık. Ama mücadele sporlarını çok seviyorum. Mesela bazen çok geriliyorum, sinirleniyorum. Kendi spor salonum var. Pazar günleri kapısını örtüyorum. Kendi başıma sadece torba dövüyorum, ağırlık çalışıyorum ve bu beni çok motive ediyor. Sinirlendiğim zaman, bir şeye gerildiğim zaman veya da bir gergin bir ortam olduğu zaman veya da kendimi motive etmek istediğim zaman bunu yapıyorum. Ve bireysel olduğu için çok hoşuma gidiyor. Evet. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Aynen. Peki hocam, şimdi antrenör olarak siz döven antrenörlerden mi yoksa? Yok, ben asla öğrenci, ben çok dayak yedim abi. Ben dediğim gibi antrenmanda ağlamayan maçta gülemez. Ben antrenmanda çok eziyet çektim. Gerçekten çok büyük eziyetler çektim. Bazen yol param olmadan antrenmanlara gittim. Gittiğim zaman mesela günlerce spor salonunda yatıp kalktığım zamanlar oldu benim. Ama iyi ki de öyle olmuş. Yoksa başarının tadını alamazdım. Ben herkes giderdi. Ben antrenman yapmaya devam ederdim. Günlerce kilo verirdim, yemek yemezdim bizde siklet sporu olduğu için. Ama kürsünün en tepesine çıktığın zaman, herkes seni alkışladığı zaman o duygu çok başka arkadaşlar. En unutulmaz maçınız hangisi? Yani en unutulmaz demeyeyim de şöyle diyeyim. Ben gençlerden büyükleri çıktıktan sonra, bizde kategori olduğu için büyükler çok zor bir branştır. Büyüklerde dövüşüyorsun, gençlerden yeni çıkmışım ve çok toydum. 2011 yılında büyüklerde direkt gençlerden çıkan bir sporcu derece yapamaz kolay kolay. Ve ben ilk sene gittim Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Makedonya'da dünya üçüncüsü oldum. Ve benim yendiğim dönem benim kilomun yenilmez bir rakibi vardı. İsmini vereyim. Selçuk diye bir arkadaşımdı. Çok iyiydi. Benden de büyüktü kendisi. 3 senedir yenilmiyordu. Ben büyükleri çıktıktan sonra işte ön eleme maçı Ankara Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda onunla maç yaptım ve onu ben yendim. O da benim serbest sporu bıraktı. Aynen. O da benim dönüm noktam oldu. Evet. Benim için anlatılmaz bir tarih. Yani çok güzel bir duyguydu. İnanılmaz. Bundan sonra
mekanın sahibi demiştim. Hakikaten. Aa, çok iyi. Hocam bir soru daha. NBA'de şimdi oyuncular arasında trash talk denilen bir şey var. Yani oyuncuların birbirine maç içine laf atması. Birbirlerinin modunu düşürmesi gibi. Mesela işte postacı lakaplı bir oyuncu var. Gidiyor diyor ki Gary Payton ona. Günlerden de pazar. Pazarları postacılar çalışmaz diyor. Adam da o an kafası karışıyor. Şutu atamıyor falan. Bu da bir efsane oluyor. Öyle bir hikaye. Ringde daha doğrusu. Hani bu trash talk gibi nitelendirebileceğimiz, atıyorum birbirinize belki agresif sözler veya böyle dolambaçlı sözler. Böyle sabit sözler yok ama mesela birbirimize sarıldığımız zaman, yere düştüğümüz zaman kalkarken yerdeki, üstteki yerdekini dirseğiyle ezer, diz kapağıyla kafasına basar. Ben tabii çok var abi. Şey diyeceğim. Aynen, çok var. Ben şu an yani kadınlar için zor ama ya bence. Değil ya ama aslında çok eğlenceli, kadınlar için öyle değil. Yani ben kadınlar için çok eğlenceli. Omzuna abi şöyle söyleyeyim de yani, benim öğrencilerimden örnek vereyim. Mesela çok geliyor böyle kibar falan. Abi antrenmanı başlıyoruz, içindeki canavar ortaya çıkıyor. Ve bu, ben buna çok inanıyorum. Her insanın içinde bir canavar var, var ve onu ortaya çıkartması gerekiyor. Bence kesinlikle. Bence de yoktuk, evet. Yani günlük hayatta... Yani ikimizdeki canavarı böyle trafikte şurada burada dökeceğimize... Nerede dökeceğiz? Mehmet, Fatih Mehmet Şahin hocamızın evet. yanına dökelim. Peki nerede hocam size? Şu anda çok da güzel bir dinleyici sayımız var gerçekten. Dinleyenlerimiz... Nasıl ulaşabilirler? Nereden ulaşabilirler? Sizden bu eğitimi nasıl alabilirler? İçindeki canavarı nasıl çıkartabilirler? Benim yerim Ankara Bahçelievler'de. FMS Training Akademi diye bir spor salonum var. Kendim orada baş antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda yanımda iki antrenör daha var. Elimizden geldiği kadar insanlara güzel eğitim vermeye çalışıyoruz.